geldin. Merhaba, iyi, sen nasılsın? İyi, her zaman gibi. 10 numara Korcan geliyor. Korcan hoş geldin. Bıyıklarda bele kadar vallahi. Önce bağımsızla başlıyoruz. Korcan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tanıyabilir miyiz sizi? Tabii tanıyın. Korcan Cinemre. Sıradan bir hayatı olan sıra dışı bir hayatım var. İlk yolcu konuğumuz Korcan Cinemre. Korcan Bey 24 yaşında. Müzik öğretmenliği mezunu. Elektro gitar çalmayı ve şiir yazmayı çok seviyor. Elektro gitar çalıyor. Aynen. Şiir yazıyor. Şarkı söylüyor, şarkı yazıyor. Hatta Korcan bir kızıl derili dansı bulmuş, keşfetmiş. Hemen müsaadenizle efendim, dayanak noktamız. Sevgili Korcan Bey'e geçmek isterim. Vallahi Altı Okkabir Beyefendi. Nasılsınız? İyiyim efendim, siz nasılsınız? İyiyiz, sizi gördük çok daha iyi olduk. Teşekkür ederim. Biraz anlatır mısınız kendinizi? Biraz anlatayım kendimi. Adım Korcan, soyadım Cinemre. Trabzon, aslen Trabzonluyum. Hazır Çin yemeğinden çok hoşlanırım. Neden? Hazır Çin yemeği efendim. Hazır Çin yemeği. Aynen. Korcan Bey nasılsınız? İyidir vallahi, sizden Kaan Bey. İyiyim, sağ olun, buyurun. Ben Korcan Cinemre, 23 yaşındayım. Trabzonluyum. Bir tanrım var, bir gitarım. Bir de sinirli bir komşum var. Tabii Atkot komşusu oluyor bu. Biraz sesi fazla açıyorum galiba, beni bu aralar rahatsız ediyor da. Evet. Sıradan bir hayatı olan sıra dışı bir adamım ben aslında. Çok güzel. Onun dışında bir elektro gitarım var. Çok gürültü yapmayı çok seviyorum. Ben komşuların kavgasını diyelim. Korcan. Korcan. 24 yaşındayım. Babayım. Solağım. Solak. Evet. Peki. Başarılar. Teşekkürler. Önce Korcan geliyor. Aşka gel, Mehmet Ali Erbil'le aşka gel. Pelenken veren resim değil mi? Korcan, onlar kuru kafa mı? Ya Selin'i ben çok izlemedim açıkçası. Yani... İzlemeyi düşündüm ama fırsat da vardı ama izlemedim. Operaya da çok ilginiz varmış. Operayı severim ama hiç dinlentilerine gitmedim ya. Yani bir garip Alper Bey. Yani çok seviyorum ama kısmet mi olmadı? Şans mı bulamıyorum? Fırsat mı? Ya da onlar bana şans vermiyorlar belki. Bir garip öyle muamma. Opera dinlemeyi çok seviyorum. Opera dinlentilerine öğrendik onu, evet. Anlattılar. Biraz dedikodunuzu yapıyorlar yalnız. Hanımlar haberiniz olsun. O operaya olan merakınızla ilgili. Yani iki bilet alırım. İkincisinde kimse yoktur aslında. İkinci öyle boş koltuk yani. Uzanır izlerim için. Hayattan ders almadıysam mı? Belki doğru derse girmemişimdir ha. Korcan, antifrizin önemini kavramamışsın anlaşılan. Sen bu kafayla gidersen antifrizsiz uçacaksın havaya. Bilgin olsun diye söylüyorum. Paraşütü alayım o zaman. Çıkarayım mı? Yoksa... Yo, böyle tarz olmuşsunuz. Teşekkür ederim. Buraya ne taktınız çenenize? Oraya yemek borusu var işte. Bu ne? Siz Karadeniz Teknik Üniversitesi istatistik mezunusunuz. Evet, öğrenciyim. Hangi okul? ODTÜ'de. ODTÜ'de. Vay, ODTÜ'cüleri ben çok severim. Bir kez daha öpeyim. Şeyden sonra, askerden sonra bölümünüzle ilgili bir iş mi yapmak istiyorsunuz yoksa başka bir şey mi düşünüyorsunuz? Şu an hiçbir şey yapmadım gerçi, hep yaptım. Şimdi ne yapıyorsun peki? Şimdi yatıyorum ya, kalkıyorum öyle. Yatıyorum, kalkıyorum, yatıyorum, İnşallah kalkıyorum. İnşallah yatarsın, bir günde kalkamazsın ya, tövbe ya Rabbim. Yani siz 7'ye kadar çiziyorsunuz sayı tablosuna, ben 100'e kadar düşünüyorum öyle. Öyle garip bir kafam var. Anladım. Hayırlısı olsun. Hayırlısı olsun. Hayırlısı olsun. Allah başka dert vermesin. Efendim, üçüncü tur. Adam geldi gülerek, gidiyor gülerek. Helal olsun sana be. Kıskanılması bir gülüşünüz var. Sizi gülünce güller açıyor. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Siz de bugün epey gül açtırdınız. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Gibisiniz. Niye gülüyorsun? Program sonrası gülme tuttu. Haftaya görüşmek üzere, hoşçakalın. Çok teşekkürler.